İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz vallahi, nasıl olsa. Heyecanlıyım da. İlk ödülümü aldım. Evet, muhteşem bir dizi. Sezona bomba gibi başladı. İkinci sezon da geldi. Harika işler çıkarıyorsunuz. Bugün de ödüle layık görüldüğünüz Magazin Gazeteci Derneği tarafından. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi tabii yani hani böyle ilk ödülü almak çok gururlandırıcı bir şey. Bahsettiğim gibi bir de geçen sene de benim aldığım ödülü Halit Ergenç almış. Benim çok kendisini örnek aldığım bir isim. Ondan dolayı tabii böyle onun ödülünü almış olmanın da ayrı bir heyecanı vardı. Şükürler olsun, çok güzel bir ekibim var. Zaten hani ben onları temsil ederek aldım bu ödülü. Güzel bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlar da tabii böyle ödüllerle taçlanınca çok keyifli oluyor. Tadından yenmiyor. İnanılmaz bir yükselişiniz var. Dışarıdaki halkın size bakış açısı nasıl? Karakterinizle alakalı da insanlar sizi Miran Ağa olarak da tarıyor çünkü. Özellikle tabii çektiğimiz bölgede bu artık hani Miran Ağa ile özdeşleştim. Ama ben bunu biraz oyunculuk adına da bir başarı olarak görüyorum. Ne güzel ki demek ki en azından hani karakteri yaşatabilmişiz. Ondan dolayı da o karakterle özdeşleşebilmişim. Geçtiğimiz günlerde de Kan'a gittiniz. Nasıl geçti sizin için? Büyük bir ilgi vardı orada da. Vallahi şaşırtıcıydı. O da ilk yurt dışı deneyimimdi. Böyle bir hani MIPCOM fuarı kapsamında gittik. Çok tabii gurur verici bir şey. Yani sadece hani kendi ülkemizin sınırlarını aşıp da orada yurt dışında da bir ilgi görmek insanı çok gururlandırıyor. Ne mutlu bize. Kısa sürede bu kadar büyük bir kapasiteye, inanılmaz bir kitleye hitap etmek nasıl bir duygu peki sizin için? Hani aslında şimdi kısa süre bazen öyle algılanıyor ama hani başladığım noktadan bugüne kadar belli bir süre var. Bu projede böyle demek ki çalışmalarımızın, emeklerimizin meyvesini alabildik. Böyle çok hani kısa süre gibi gözüküyor ama tabii onun öncesi de var. Peki ileriye dönelik hedefleriniz neler? Yurt içi, yurt dışı? Vallahi inşallah yurt dışında da böyle bir takım projelerde yer alabiliriz. Orada da temsil edebiliriz. Öyle bir isteğim ve hedefim var. En çok örnek aldığım oyuncu Halit Ergenç dediniz. Bunun dışında kendinize örnek aldığınız ya da beğendiğiniz oyuncular var mı? Bir sürü tabii isim vardır. Ama hani böyle çok tatlı bir tesadüf oldu. Ondan dolayı özellikle Halit Ergenç'in ismini vermek istedim. Ama tabii ki de daha sayabilecek bir sürü isim var. Ve böyle onların arasında şimdi bu ödülü alıyor olmak benim için tabii çok gurur verici. Sonuçta yolun başında bir oyuncuyuz. Çok benim için değerli bir motivasyon. Şimdi ertesi günde zaten yarın da dönüyorum tekrar Mardin'e. Bu motivasyonla tekrar devam, tam gaz devam. Magazin yorumlarında ve anketlerde sürekli sizin Burak Özdemir ve Can Yaman'ın anketleri yapılıyor. Hangisi daha yakışıklı, hangisi daha başarılı? Siz nasıl yorumlarsınız? Ya ben o tip hani karşılaştırmaları açıkçası hani çok da ne derler, gereksiz de demeyeyim ama hani çok da anlamlandıramıyorum. Hepimizin ayrı bir yolu var. Maksat o yolda sağlam adımlarla ilerleyebilmek. Ben hepsini takdir ediyorum. Hepsi benim sonuç itibariyle oyuncu arkadaşlarımdır. Aynı sektördeyiz. Sahnede çok konuşuldu. Neyi söylemeyeceğim? Bir öpüşme sahnesi evet. Çok konuşuldu. Evet. Biliyorsunuz bir şeyler söylemek ister misin? Son dönemde Kerem Bürsin'in de soğanla öpüşmeme durumları, haberleri söz konusu olmuştu. Var mıdır böyle bir bakış açısı, bir düşünceniz? Yani bunun bir bakış açısı olmaz. Hani biz gayet orada hikayemiz ne gerektiriyorsa onu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. İnşallah güzel bir sahne olmuştur. İzleyiciye keyif vermiştir. Söyleyeceğim bu. Çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana helal olsun. Pardon, bir fotoğraf attırabilir miyim? 10 dakika soktum. Ben şey tekrar yaptığınız için.